Ülkemizin teknolojide dışa bağımlılığını azaltmanın yolu bu alanda faaliyet gösteren firmaların yerli üreticilerin sayısının artmasından geçiyor kuşkusuz. İşte bu alanda bakanlık düzeyinde ödüllü projelerle adını duyuran Robit Teknoloji, yazılım, donanım, Ar-Ge, mühendislik hizmetlerinde geniş bir yelpaze ile karşımıza çıkıyor. Özellikle simülatörler üzerine uzmanlaşan firmanın hizmet profilini de genel müdürle Eko Gündem'de konuşuyoruz. İş dünyasının rekabet gücünün, gerekse günlük hayatta konforun artması teknolojiyle mümkün. Ar-Ge ve inovasyon kavramları teknolojiyle buluşup hayal dünyamızı zorlayan sistemleri ulaşılabilir kılıyor. Yurt dışına bağımlılığı azaltan yerli teknoloji, yazılım ve donanımlarla 2008 yılında kurulan Robit Teknoloji hem kamunun hem de iş dünyasının çözüm ortağı oluyor. 2008 yılında Robit Teknoloji ismiyle firmamızı kurmuş olduk. Kuruluşumuzdan bugüne know-how'lu projelerin geliştirilmesiyle ilgili çalıştık. Yazılım, mekatronik, elektronik anlamda ürünlerin kesişim noktalarını bulmak, bu konularda Ar-Ge yapmak ve ürün olarak çıktı haline gelebilmesini sağlamak, pazarda konumlandırmak, marka değerini arttırmak için çalışmalar başlatıldı. İlk olarak başladığımız o küçük çerçeve bizler için önemliydi. Daha önceki yıllara sarıyor olarak tecrübelerimizi hep sürekli yeni kurduğumuz şirkete aktarmaya başladık. 2008 yılında kuruluşumuzda küçük, KOBİ şeklinde çok fazla gücü olmayan, çok fazla Ar-Ge'ye yatırım yapamayan bir ekiptik. Daha sonradan yaptığımız çalışmalarda TÜBİTAK destekleriyle, COSGAP destekleriyle belli bir aşamaya gelmiş oldu. Ürünler, çok güzel ürünler çıkmış oldu. Bunlar pazara konumlandırıldı. Ve daha sonra ekip büyümeye başladı. Paralel iş alanları oluşmaya başladı. Yaptığımız işlerde kaliteden hiç ödün vermek istemedik. Kalitemizi sürekli olarak arttırmak için ne yapmamız gerektiğini düşündük ekip olarak. Aile şirketi görünümündeki firma kurumsallıktan taviz vermeden ilerliyor. Genel Müdür Nevzat Koca Saraç, elektronik, yazılım, mekatronik alanlarında nitelikli projelerle isimlerini duyurduklarının altını çiziyor. Yol haritası belirlenirken üzerinde durulan en önemli kavramlardan biri eğitim oluyor. Pazarda ilk çıkış noktamız bizim. Açık kaynak kodlu donanımların üniversitelere bir şekilde dağıtılmasıydı. Ar-Ge'nin başlangıcını biz hep eğitimde gördük. Eğitimin ilk önce Ar-Ge'sini tamamlamamız gerektiğini düşündük. Bu kalifiye iş gücü bize daha sonra elektronik anlamda Ar-Ge firmalarına destek vermeyi sağladı. Birazcık daha büyüdü sistem. Bu birazcık da savunma sanayi, diğer Ar-Ge şirketleri, diğer üretici şirketlerle entegratörlüğe doğru dönmüş oldu. Şu anda başta Ekonomi Bakanlığı gibi, Havelsan gibi özel müşterilerimize özel hizmetler de sunmaya başladık. Bu çalışmalarımızı bir çatı altında topladık. Bunun ismi Robit Teknoloji. Ben de ailenin bir ferdi olarak kendimi görüyorum şu aşamada. Standart çalışmalarla başlanan projeler, talepler ve pazar koşullarıyla geliştiriliyor. Bu noktada yazılım ve donanım entegre edilerek simülatör üretimine de ilk adım atılmış oluyor. Bizim yaptığımız simülasyon çalışmaları 2009 yılında başlamış oldu. İhale bazlı bazı çalışmalar şeklindeydi. Donanımlarına destek veriyorduk, elektronik ekipmanlarını üretiyorduk. Burada çok ciddi ve güzel projeler de yapıldı. Daha sonra sistem içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu yeni yasayla beraber, tebliğ ile beraber sürücü kurslarında simülatör üretimi gereksinimi haiz oldu. 4-5 farklı firma bu konuda üretimle ilgili kabiliyetlerini toparladı. Bir kısmı ithalatı düşündü. Biz burada yerli üretici olmayı düşündük açıkçası. Yeteneklerimiz de buna izin verdi ve yazılım ve donanımı birbiriyle entegre ederek simülatör üretimlerine başlamış olduk.
Bizim için simülatör sadece yazılımdan oluşan, sadece donanımdan oluşan bir unsur değildi. İkisinin birleşim noktasıydı ve bizim ekibimizin en çok sevdiği birleşim noktalarından biri bu şekildeki çalışmalardı. Genel Müdür Nevzat Koca Saraç, simülasyon dünyasına girişimizdeki en temel amaç trafikte sıfır ölüm için insanları eğitmekti diyor. İsveç'te uygulanan sistem firmanın yoluna ışık tutuyor. Bu İsveç'te vizyon sıfır şeklinde bir yapıyla başladı. Trafikte insanların can kaybının engellenmesi amaçlanıyordu. Türkiye'de de trafik güvenliği platformuyla başlayan bu yapıya biz de bir şekilde dahil olmuş olduk. Ve insanları eğitmek için simülatörler üretmeye başladık. Onların sanal kazaları görmelerini, sanal olarak insanların trafikte ne yanlışlar yaptıklarını görmelerini, bunların değerlendirmelerini bir şekilde kendilerinin de akıllarında yapabilmesini amaçladık. Onun için bir yazılım geliştirildi ve bir donanımla entegre edilmiş oldu. Bizim için kısa öykü bu şekilde başladı. Gerçekçiliğiyle dikkat çeken simülatörde her türlü hava koşulu, trafik yoğunluğu, agresiflik gibi etkenler göz önünde bulundurularak sürücüye farklı deneyimler yaşatılıyor. Uyarı sistemi her hatayı kaydediyor, sürücü adayı doğru ve güvenli sürüş tekniklerine teşvik ediliyor. Sistemin kapsamı sürücü kurslarıyla sınırlı kalmıyor, zaman içinde daha geniş bir yapıya ulaşılıyor. Simülasyonla ilgili yaptığımız yatırımlar bizlere sadece kara simülatörleri, kara sürüş simülatörlerinin dışında birçok farklı ortamların da simülatörlerini üretmek için güç verdi. Bu konuda biz de ARGE çalışmalarımızı yine TÜBİTAK destekli bir projeyle devam ediyoruz. Kamu kurumlarına yönelik projelerle de fark yaratan firma, dünya çapında ödüllerle başarısını taçlandırıyor. Ekonomi Bakanlığı'na yapılan ve hem Avrupa Birliği ülkeleri arasında hem Türkiye'de ödüller alan TAREX bunlardan yalnızca biri. TAREX, ESPA 2013'ü Avrupa Birliği ve aday ülkeler arasında en iyi kurumsal projelerden biri seçildi. Bu ödül alındıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde TÜSİAD tarafından verilen ETR ödüllerini almaya hak kazandı. TAREX bizim için bu anlamda geliyor. 3 senelik bir emeğin aslında karşılığıydı bizler için. O da bizim için bir gurur kaynağı oldu. Çünkü kamuya yapılan işlerin genellikle düzgün bir şekilde sonuçlandırılması ve uzun vadeli çalışmalarda bizim güçlüğümüzü ispatladığımız bir nokta olmuş oldu. O bakımdan çalışma arkadaşlarına, Ekonomi Bakanlığı'nın katkılarına çok teşekkür ediyoruz. Design Office şeklinde çalışan firma, akıllı sistemlerden daha fazla yararlanılacak projeler üzerinde mesai harcıyor. Genel Müdür Koca Saraç, yazılım ve donanımla yetinmiyor, nihai ürün ortaya koyacağımız akıllı sistemler için hazırlık yapıyoruz diyor. Elektronik, yazılım, mekatronik alanlarında, ürün kesişim noktalarında Design Office şeklinde çalışıyoruz. Bu konuda birçok ürün var. Aslında bugün bir kamerayı, bir klimayı, belki bir elektrik süpürgesini bile bunların içerisinde sokmanız mümkün. Niye? Artık her sistem akıllanmaya başladı. Biz akıllı teknolojileri bundan sonra trafik sistemleriyle ilgili bir çatı altında toplamayı, orada akıllı sistemler üretmeyi düşünüyoruz. Bu gelecekteki en yakın 2-3 sene içerisinde yerli teknolojileri bu alana sürmeyi istediğimiz bir pazar oluşturuyor. Bizim amaçladığımız şeyler kamunun veya iş dünyasının bizden direkt olarak kesişim ürünleri istemesini çok fazla istiyoruz. Çünkü o yeteneğe haiziz. Sadece yazılım, sadece mekanik bir donanım bizim için bir anlam ifade etmiyor. Biz yürüyen, akıllı sistemler için bizle temasa geçen her firmaya yardımcı olmak istiyoruz. Yıllarında kimi imkanların yetersizliğiyle teknoloji ürünlerine arzu edilen ölçüde ulaşılamaması bir başka hareket noktası oluyor Genel Müdür Nevzat Koca Saraç için. Kendimizi eğitmek için ilk başta aldığımız ürünler ve ekibimizi eğitmek için aldığımız ürünler daha sonra üniversiteler tarafından talep gören bir hale kavuşmaya başladı. Biz de RobiShop isimli bir tane internet sitesi üzerinden üniversitelere ulaşmaya başladık. Burada üniversitelerin ARGE'lerini arttırmaya çalıştık. Öğrencilerin çok ucuza aldıkları donanımlarla bir şeyleri ortaya çıkarmaları, kendilerinin yapmalarının ne kadar önemli olduğunu, proje gerçekleştirmenin ne kadar önemli olduğunu hissedebilecekleri ürünlerin satışını yaptık.
Bu ürünler sadece 59 üniversiteye satılmadı. Birçok Ar-Ge şirketi, birçok savunma sanayi şirketi de bu ürünlere talep gösterdi. Gelişim sürecinde robot teknolojinin nerede konumlanacağını da konuşuyoruz Genel Müdür Koca Saraç'la. Bunu vizyon ve misyon olarak biz 5 sene önce ilk kuruluşumuzda yapmıştık. Bizim için misyon geleceğe bir şekilde iz bırakan teknolojileri yerli imkanlarla üretebilmekti. Biz bunu misyon olarak belirlemiştik kendimize. Bunun için bir süre tahmini yapmadık. 10 sene, 5 sene demedik. Çünkü biz orada hani logomuzda da olan sonsuz işaretini kullandık hep. Biz ömrümüz hani devam ettiği sürece yerli teknolojilerin geleceği iz bırakacak şekilde yerli imkanlarla üretilmesini önemli görüyoruz. Vizyonumuz birazcık Türkiye içerisinde üretilen ürünlerin artık yurt dışına ihraç edilmesinin başlaması gerektiğini, hani buradaki çalışan KOBİ'lerin bir araya gelerek öbeklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Her şeyi ben yaparım mantığından ziyade paylaştıkça bilginin çoğalabileceği bir platforma kavuşmak en büyük hayallerimiz. Bu da bizim vizyonumuzu oluşturmuş oldu. Çevreci bir mesajla sözlerini noktalayan Genel Müdür Nevzat Koca Saraç, çevreyi göz ardı eden değil, tam aksine çevreye zarar vermeyen yöntemlerle varlıklarını sürdüreceklerinin altını çiziyor. Bizler ürettiğimiz teknolojilerin mümkün olduğunca çevreci bir anlayışla üretilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Elektronik dediğimiz ürünlerin birçoğunun içerisinde doğaya geri dönüşümde sıkıntı olabilecek ürünler var. Ondan kurşun içermeyen ürünleri kendi ürünlerimiz içerisine yerleştirmek daha uygun oluyor. Maliyetlerimiz artsa da biz çevreden vazgeçmemek için açıkçası çevreye duyarlı ürünlerin geliştirilmesi gerektiğine inanan bir ekibiz. Mümkün olduğunca çevrenin insanlara da duyarlı olmasını ve insanların da çevreye duyarlı olması için senelere sari çalışmaların planlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konudaki çalışmalarımıza da uzun vadede de devam edeceğimize inanıyoruz.